Her şey almış başını gidiyor efendim. Ama acaba emeklilikte yaşa takılanlar yaklaşan seçimler öncesinde sevinecekler mi? Erken emekliliği, 3600'ü, komisyonlarımız çalışıyor. Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır. Ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Hükümet tam bir Bremen mızıkacılarına dönüşmüş vaziyette. Çalışma Bakanımız, çalışıyoruz EYT için, bu konuda bir komisyon kurduk dedi. Sevindik. Fuat Oktay, böyle bir çalışmamız yok diyor. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Muhalefet iktidar cephesinden gelen iki farklı EYT açıklamasına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili de EYT çalışması var diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısının aksine açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmanın olmadığının altını çizdi. EYT ile ilgili, 3600 ile ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz. Sayın Akbaşoğlu'nda Sayın Fuat Oktay'ı yalanlamış olması sebebiyle bir kafa karışıklığı oluştuğundan konuya belki meclis başkanlığı devreye girebilir diye düşünüyorum. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift dikiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine kapıyı kapatmıştı. O günden sonra da yeni açıklama yapmadı. Ama milyonlarca emeklilikte yaşa takılanla ilgili Çalışma Bakanı üzerinde çalışıyoruz dedi 3 gün önce. Emeklilikte yaşa takılanların şu anki söylemleri bizim için tamamen seçim yatırımı. Maliyetlerini çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunları çözeceğiz. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır. Bu insanlar bu süre zarfı içerisinde yaş haddine zorunlu olarak tabi tutulup da taş mı yiyecekler? Bunun cevabını verebilecekler mi? Yok. Cevabı yok maalesef. Çalışma Bakanı EYT için bakanlıkta komisyon kurulduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı HDP'li Garopaylı'nın EYT düzenlemesi sorusuna verdiği yanıtta emeklilik için yaş şartının altını çizdi. Nasıl olacak Sayın Başkan? Bir bakanın çalışma yapıyoruz, komisyon kurduk, bir bakanınız yok öyle bir şey derse milletin bu hükümete, bu devlete güveni sarsılır. EYT ile ilgili de Sayın Vedat Bilgin Bey Sosyal Politikalar Kurulu'nda üyeykenden başlattığı çalışmalar var. Çalışma Bakanlığı'nda bir çalışmanın olduğu nettir. Bu kadar yani. Fuat Oktay'ın yaş doldurmadan emeklilik hakkı kazanılmaz sözleri sonrası muhalefette EYT Federasyonu da kim doğru söylüyor sorusunu sorarken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili bakanlıkta çalışma olduğunu açıkladı. Hatta düzenlemeyi meclise getireceğiz dedi. EYT ile ilgili, 3600 ile ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Hep beraber bunları müzakere edip buradan beraber yasalaştıracağız inşallah. 2023'ü beklemeyin, hemen adımları el birliğiyle atalım. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını yakinen de biliyoruz. MHP'den de Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı biliyoruz açıklaması geldi. Ancak Çalışma Bakanlığı gündemlerinde iki başlığın olduğunu, EYT'nin öncelikli gündemleri olmadığını duyurdu. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışmasıyla asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Çıksın artık bu yasa! Neyimiz eksik dedik ya efendim. Ama EYT'ler üzülmesinler, seçimler yaklaşsın hele. Görelim bakalım neler olacak. İktidar seçimlerin sonucunu halkın nabzına bakarak ölçsün. Ondan sonra görün bakalım 3600 EYT asgari ücret neler oluyor.